onun kontrolünün dışında onun şeyini çeviriyorsun, karmasını bozuyorsun. Yolunu, kaderini değiştiriyorsun. O yüzden büyü yapma günahtır. Çok büyük günahtır yani. Onun kaderini değiştiriyorsun. Yapmak istemediği bir şeyi yapıyorsun, yaptırıyorsun ona. Anlıyor musunuz? Yapmayın yani. Uzak. Sadece izleyin. Yargılamayın. Yargılarsanız yargılanırsınız. Bakın, tarihten beri anlatıyorlar. Bütün peygamberler, bilgeler, veliler, uyananlar, herkes aynı şeyi anlatıyor. Kitaplarda anlatılıyor, belgesellerde, videolarda, filmlerde her şeyi anlatıyor. Ama biz izlemiyoruz. Çünkü öyle bir süslü püslü bir dünyada yaşıyoruz ki biz diyoruz işte hayatı yaşayalım, eğlenelim falan filan. Değil ama öyle. Biz bu dünyaya yaşamak, çoluk çocuk yapmak için gönderilmedik. Eğlenmek için gönderilmedik. Gelme sebebimiz ne? Allah ne diyor? Niye yarattın diyor ki? Bilinmek istedim. Allah bilinmek istiyor. Sizi o yüzden yarattı. Sizin yaratılmamamız, bizim yaratılmamızın sebebi bu. Bilinmek istiyor. Beni diyor, bil diyor. Bil. Beni bilince kendini bileceksin. Uyan diyor yani. Sen uyanmak için yaratıldın. Uyandığın anda karma bağından kurtulursun. Tekrar dünya bedenlenme olmayacak. Bir daha gelme falan yok. Bitti. Uyanan insanlar bir daha tekrar dünyaya gelmezler. Eğer uyanışı gerçekleşmezse tekrar bedenleneceksiniz. Tekrar geleceksiniz. Ta ki uyanana kadar. Bütün yaratılan herkes bir gün Hakk'a kavuşacak. Ama bu yaşamında, ama bir dahakinde, ama bir dahakinde. Tek bir yaşam uyanış için yeterli değildir. İmkansız yani. Tek bir yaşamda uyanış mümkün yok. Muhakkak bir daha geleceksiniz. Bir daha gel, kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Nerede kaldınız? Arzularınız sizin tekrar bedenlenmenize sebebiyet verecek. Bu dünyada tatmin edemediğiniz arzularınız. O yüzden hiçbir şeyi arzulamayın. Hiçbir şeyi arzulamayın. Sadece uyanmak. Başka bir şey yok. Arzular ızdırap getirir diyor Buda. Arzular ızdırap getirir. Arzulama, hiçbir şey arzulamayın. Arzular sizi geleceğe odaklandırır. Beklenti. Gelecekten bir şeyler bekliyorsunuz. Ne bekliyorsunuz gelecekten? O zaten burada. Şimdi şu anda o burada. Siz gelecekte ne arıyorsunuz? Bırakın geleceği. Geçmişi zaten bıraktınız. Gitti artık. Allah selamet versin. Allah rahmet eylesin. Geçmişe. Allah rahmet eylesin diye geçmişi bırakın. Affettim. Hepinizi affettim. Affettim. Siz de beni affedin. Helalleşelim. Eyvallah. Kimin kalbini kırdımsa helallik istiyorum. Kim benim kalbimi kırdıysa hakkımı helal ediyorum deyin ve bırakın. Bırakın. Sırtınızdaki yüktür bu. O yükle cennete gidemezsiniz. Yani o boşluğun ve sessizliğin içine, fena halenin içine giremezsiniz. Sırtınızdaki yükle giremezsiniz. Bakın bunlar hep engeldir. Bırakın. Engelleri, sırtınızdaki o heybeyi atın. Ayağınızdaki takunyaları çıkartın. Musa Tur Dağı'na çıktığı zaman ne diyor ona şey? Ateşle konuşurken. Allah ona ateşin içinde ne diyor ona? Takunyalarını çıkar diyor. Ayağınızdaki takunyaları çıkartın. Sırtınızdaki heybeyi bırakın. Kim size ne yaptıysa sizin hayrınıza yaptı. Kendisi bilinçsizce, kendi aleyhine ama sizin hayrınıza. Herkes aydınlanmak zorunda değil bu yaşamda. Zaten aydınlanamaz. Aydınlanma yoluna girenler ve ona aydınlanma yolunda yardım edenler var. Bakın. Çoğunluk ona yardım eder. Çoğunluk azınlığa yardım eder. Azınlık aydınlanma yolundadır ama çoğunluk onlara çile çektirerek onu hakka doğru iterler. Acı çektirerek size acı çektirenler sizi hakka doğru itiyor. Size acı çektirenler sizi aslında hakka doğru itiyorlar. Git diyor, ona doğru git. İtiyor sizi böyle arkadan. Git. Ama siz onlara kızıyorsunuz. Beni niye itiyorsun diyorsun. O senin hayrına itiyorsun. Bırak, ona da dua et. Ne yaptığını bilmiyor. O da bir gün o yola girecek. O da bir gün o yola girecek. Dua et ona. Dua et.
Durum ahval böyle. Benim bir hocam var. Allah ona uzun ömür versin. Hep öyle der. Durum ahval böyle der. İnan canım. Estağfurullah, ne demek ya? Ben hani elimden geldiğince rehberlik etmeye çalışıyorum. Yani yolu ben bu yoldan gittim. Yolda bir sürü kuyu da var. Hendek var. Düştüm, kalktım. Bu yolda böyle. Yani ben de yolu anlatıyorum. Siz de düşmeyin diye. Yani siz düşmeyin. 19 sene sürdü benim. 19 sene ben ne yaşadım ben biliyorum. O yüzden siz aynı hatayı yapmayın. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır der. Çok doğrudur. O yüzden rehber önemlidir. Rehber çok önemlidir. Yoksa düşeceksin, kalkacaksın, canın yanacak, bir daha düşeceksin, kalkacaksın. Çok zor bir dönem. Sadece yapmanız gereken samimiyet, dost doğru olmak. Kendinizi adayın. Yargılamayın. Ve içinize dönün. İçinize dönün. Bu kadar. Siz beden ve zihin değilsiniz. Buna emin olun. Bir gün bunu gördüğünüz zaman şaşıracaksınız. Kahkaha atacaksınız. Kahkaha, inanın bakın. Uyandığınız anda kahkaha atacaksınız. Bu kadar mı cisin ya? Bu kadar mı? Yani sen hep benim yanımdaydın. Ben bunu nasıl fark edemedim? Ben nasıl bunu fark edemedim? Bu kadar mı kolaydı diyeceksiniz. Hem ağlayacaksınız hem güleceksiniz. Aynı anda olacak bunlar. Bakın hem ağlayacaksınız hem güleceksiniz. İkisi bir arada olacak. Şaşıracaksınız. Her şey değişecek. Her şey değişecek. Hayatınız değişecek. Büyük bir özgürlüğe sahip olacaklar. Yani öyle bir ferahlayacaklar ki tutundukları her şey çünkü bir çöp olduğunu anlayacaklar. O yüzden Tabii ki. zaten bu yola bilgiyle girilir, sonra hepsinden vazgeçilir diye söyleniyor zaten. Öyle zaten. İlim olmadan olmaz. İlim yoluyla başlayacaksınız ama ne kadar, bir de şu da var efendim Serpil Hanım. Yani şimdi ilim yoluyla başlıyorsunuz. Fakat bir zaman gelecek o her şeyi bırakacaksınız. Bilgiyi de bırakacaksınız. Ne diyor Yunus Emre? Bu akıl fikirle diyor Mevla bulunmaz. Akıl fikirle olmaz. Onu da bırakacaksınız. Yani zihnin kalbe ineceksiniz. Zihinden kalbe. Akıl fikir de bitecek. Kalp artık konuşmaya başlayacak. Konuşan kalp olacak. Zihin olmayacak. O yüzden bir de şu da var. Bir de engellerin bir tanesini söyleyeyim mesela. Mesela çok işte bilgili insanların çok diplomam var, şuyum var, buyum var diyen insanların aydınlanması da zordur. Çünkü o bilgiler var. O bilgileri nasıl bırakacak? Yıllarca biriktirmiş, kitaplar okumuş, diplomalar almış. Onları bırakmak kolay değildir. Bu da bir engel. O da bir engel. Gönüllere hoş geldin. Sevgiyle aldık, kabul ettik. Çok güzeldi. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Elhamdülillah. İnanç Hanım'a da teşekkür ederim. Onun sayesinde böyle bir sohbet oldu. Eyvallah yani. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu yola girdiğiniz zaman, insanlar bu yola girdiği zaman yakındakiler uzak, uzaktakiler yakın olacak. Bunu da deneyimleyeceksiniz. Yakınınızdakiler size uzak olacaklar. Uzaktakiler size yakın olacak.
Ne Bunu demek değiştireceğim. istedim Çünkü uyanış öncesinde ruhun karanlık dönemi var ya, o dönemde zaten yakınınızdakilerle zaten böyle bir şeye gireceksiniz. Yani bir savaşa gireceksiniz. Bu savaşta onların bilinç seviyeleri düşük olduğu için, sizin bilinciniz yüksek olduğu için zaten artık onlar size uzak olmaya başlayacaklar. Ama uzaktaki bilinci yüksek olanlar size yakın olacaklar. Yani uzaktakiler yakın, yakındakiler uzak değilse doğru yolda değilsiniz. Yakınınızdakiler sizi anlayamayacaklar. Dışlayacaklar sizi. Kuyulara atacaklar. Yunus gibi, Yusuf peygamber gibi. Çarmıha gelecekler. Dinden çıktı diyecekler. Ama uzaktakiler, bilinci yüksek olanlar sizi anlayacak. Onlar sizin, ne diyor? Müminler kardeştir. Bakın, Müslümanlar kardeştir değil. Müminler kardeştir. Mekke'den Medine'ye hicret ediyor Müslümanlar. Mekke'de babasının, yani kendi biyolojik kardeşini orada bırakıyor ve gidiyor Medine'de yabancılarla, müminlerle ne oluyor? Kardeş oluyor. Kardeşlik budur. Aynı ana babadan doğmak insanı kardeş yapmaz. Yoldaşlıktır kardeşlik. Yoldaş. Kardeşlik budur ya. Yani. Delirmiş gibi Kardeşlik bakıyor. budur. Yani biyolojik kardeşliğim ne oldu? Bakın, bizi kitaplar zaten anlatıyor. Kabil Habil'i öldürdü. Biyolojik kardeş. Bakın, Kur'an bize anlatıyor gerçeği. Öz kardeşi, yani biyolojik kardeşin bir anlamı yoktur diyor. Nefsi için, kıskançlığından dolayı diyor, kardeşin seni öldürür. Yusuf peygamberini aldı, kardeşleri kuyuya attılar. Biyolojik kardeşliğin bir anlamı yok. Biyolojik, ama ne diyor? Müminler kardeştir. İnananlar kardeştir. Dost doğru olanlar kardeştir. Her zaman diyorum ben. Afrika'da yaşayan dost doğru bir adam benim kardeşimdir diyorum. İşte nerede yaşayan doğru bir adam sizin kardeşiniz. Doğru nerede varsa bir doğru, o sizin kardeşinizdir. Ama evinizdeki yanlış bir adam sizin kardeşiniz olamaz. Tabii başlangıçta böyle tabii. Daha sonra bakıyorsunuz ki aslında herkes kardeş ama ilk başlangıçta öyledir yani. Öyledir. Meditasyona başlayalım madem be. Meditasyona başladım. Benim şu şarjım bitiyor. Oturarak meditasyon haline geçiyoruz. Oturarak. Yani yatarak yapmıyoruz. Çünkü yatarsan uyursunuz. Güzel bir uyku çekersin. O yüzden oturarak yapalım bunu. Daha şey olur. Gözlerimizi kapatıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Rahat bir pozisyonda, dik bir pozisyonda oturuyorsunuz. Ve bütün dikkatinizi nefesinize odaklıyorsunuz. Nefes. Nefesinizi, yani nefesi diyaframdan alıyorsunuz, tekrar diyaframdan dışarı nefes alıyorsunuz, yavaşça dışarıya veriyorsunuz ve bütün dikkatiniz nefesinizle beraber. Gözleriniz kapalı bir vaziyette. Sessizce nefes içeriye ve nefes dışarıya. İçeri girerken onu takip ediyorsunuz. Dışarıya doğru verirken takip ediyorsunuz. Bu arada kulağınız bende olsun.
Ayak parmaklarınızdan itibaren, ayak parmaklarınızdan itibaren dikkatinizi ayak parmağınıza verin. Nefesinizle beraber nefes alıp verirken bir taraftan da ayaklarınızı hissetmeye başlayın. Kendi ayaklarınızı hissetmeye başlayın. Yavaş yavaş kendi ayaklarınızı hissediyorsunuz. Kendi ayaklarınızı hissediyorsunuz. Daha sonra ayak bileklerinizi hissetmeye başlayın. Ayak tabanlarınız, daha sonra ayak bileklerinizi hissedin. Oradaki sıcaklığı hissedin, karıncalanmayı hissedin. Ayak bilekleriniz ve ayak tabanlarınızın. Yavaş yavaş bu yukarıya doğru böyle bacaklarınız, işte kaval kemiklerinizi hissedin. Ayak bilekleriniz, tabanınız ve kaval kemikleriniz yavaş yavaş yukarıya doğru hissederek, bedeninizi hissederek yukarıya doğru çıkın. Diz kapaklarınızı hissedin. Ayaklarınız, tabanlarınız, kaval kemikleriniz ve diz kapaklarınızı hissederek yavaş yavaş yukarıya doğru yükselin. Yavaş yavaş bedeninizi, baldırlarınız yavaş yavaş, diz kapaklarınız, kaval kemikleriniz, ayak bilekleriniz yavaş yavaş bedeninizi hissedin. Kendi bedeninize odaklanın. Beden kapıdır, dış kapı. Dış kapıyı çalıyorsunuz şu anda. Dış kapıyı çalıyorsunuz. Yavaş yavaş bu his yukarıya doğru yükselsin. Yavaş yavaş kendi kalçalarınızı hissedin. Baldırlar, dizler, kaval kemikleri. Yavaş yavaş yukarıya doğru yükselin. Yukarıya doğru. Midenizi hissedin. Bacaklarınızı hissedin. Ayaklarınızı hissedin. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Göğsünüzü hissedin. Kollarınızı, ellerinizi hissedin. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkın. Boynunuzu hissedin. Boynunuzu hissedin. Omuzlarınızı hissedin. Omuzlarınızdaki gerginlik varsa onları hissedin. Boynunuzu hissedin, başınızı hissedin. Gözleriniz, burnunuz, bütün bedeninizi hissedin. Hissedin. Bu his sizi dışarıya doğru akan beş duyuyu içeriye doğru döndürmenin ilk kapısı. İlk kapı bu. Beden kapısı. Dış bedeninizi hissediyorsunuz. Bu his bütün bedeninizde bu enerjiyi, bu dış beden bedeninizi dışarıdan hissedin. Bedeninizi, zihninize gelen düşüncelerin peşinden gitmeyin. Bırakın onlar geldikleri gibi gitsinler. Düşünceler bulutlar gibidir. Gelir geçer, siz düşüncelerin peşinden gitmeyin. Sadece bedeninize odaklanın ve bedeninizdeki o enerjiyi, bedeninizdeki o ısıyı hissedin. Kendi için bedeninizin ısısını, bedeninizin varlığını hissedin. Oturduğunuz yerin koltuğunu hissedin. Ayağınızın yere bastığı yeri hissedin. Elinizi hissedin. Ayağınızı, bedeninizi, dizinizi, boynunuzu, her bedeninizin her tarafını hissedin. Bir taraftan da nefesiniz sakince, sakince zorlanmadan, kendinizi zorlamadan nefes içeriye, dışarıya, diyaframdan, göğüsten değil, diyaframdan nefes alıyorsunuz. Sakince ve nefesiniz yavaş 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 azalacak. Daha az nefes almaya başlayacaksınız. Daha az. Daha az. Nefesiniz süptil hale gelecek. Daha ince ve daha az nefes alacaksınız. Ve nefes ne kadar az nefes alırsanız zihniniz de daha az çalışmaya başlayacak. Bakın, zihin çünkü oksijenle besleniyor aynı zamanda. Zihine yeteri kadar oksijen gitmediği zaman zihin ne olur, yavaş yavaş o da yavaşlamaya başlar. Zihnin besinini kesiyorsunuz bir anlamda nefesle. Nefesi az alarak, ince bir nefesle.
Yavaş yavaş bedeninizi hissediyorsunuz. Nefesinizi hissediyorsunuz. Bu sizi yavaş yavaş içeriye doğru döndürecek. Düşüncelerinizin peşinden gitmeyin. Gözleriniz kapalı. Işıklar görebilirsiniz. Rengarenk ışıklar görebilirsiniz. Çok güzeldir bu da, insanı cezbeder. Bu başlangıçta böyledir. Gevşeyin. Vücudunuzda herhangi bir gerginlik olmasın. Omuzlarınız düşük. Omuzlarınız düşük. Dik durun. İsterseniz içinizden Allah esmasını da çekebilirsiniz. İçinizden nefesle birlikte Allah, 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 Allah. Yavaş yavaş kalbinize doğru odaklanmaya başlayın. Göğsünüzü hissetmeye başlayın. Kalbinizin atışını hissedin. Kalp atışlarınızı hissedin. Kalbinizin atmasını, ritmini hissedin. Bedeninizdeki o sıcaklığı hissedin. Bir taraftan Allah, Allah, Allah.
Sessizlik yavaş yavaş gelip sizi kuşatacak. Artık onu hissedin. Sessizliğin dışarıdan yavaş yavaş geldiğini, kulaklarınızda ki o basıncını hissedin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş gelecek. Dışarıdan doğru gelecek, içeriye doğru.
İçinizde bir enerji hissederseniz, ilk önce şöyle bir enerjinin hareketlenmesini izlerseniz, fark ederseniz, dikkatinizi sadece o enerjiye verin. Bu bedenden iç enerjiniz, yani daha içerideki o ince, ne diyorlar ona, eterik enerji mi diyorlar? Eterik beden. O enerjiye bütün odağınızı verin. Bu bedenden daha içerideki o enerjiye. Bu enerji şimdi ilk fark ettiğinizde, mesela bunun böyle bir daire çizdiğini fark edeceksiniz. Daire çiziyordur içinizde. Aşağı yukarıya, sağa sola, öne arkaya. Bu iç enerjinizdir. Bütün dikkatinizi ona verin bu sefer. Daha içerideki iç katmana verin için. Dikkatinizi. İç katmandır o. O böyle öne arkaya doğru oynar, sağa sola doğru oynar, daireler çizer içeride, yukarıdan aşağıya doğru. Bu kundalini enerjisinin hareket ettiği anlamına gelir. Yavaş yavaş kundalini enerjisi, yani uyanıyor. İç enerjiniz uyanıyor. Bu güzel bir şeydir yani. Bu uyanış başladı demektir. Yavaş yavaş uyanış başladı. Renkler göreceksiniz etrafınızda. Rengarenk renkler. Bu aurasının, sizin auranızın renkleridir. Etrafınızdaki auranın renkleridir. Bu içinizde hissettiğiniz enerjinin, hareket halindeki enerjiyi, iç enerjinizi yavaş yavaş yukarıdan aşağıya doğru indirin. Bilinçli olarak enerjinizi hissedin ve yukarıdan aşağıya doğru bunu yavaş 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 böyle aşağıya doğru indirin o enerjiyi. İndirin. İlk başlarda biraz zor olabilir bu. Fakat onu hissettiğiniz anda, o enerjiyi, onu yavaş yavaş kontrol ettiğinizde hissedeceksiniz. Aşağıya doğru, yavaş yavaş böyle. O enerjiyle beraber siz de aşağı doğru inin böyle. O enerjinin kendisi olun ve onunla beraber yavaş yavaş aşağıya doğru inin. İnin böyle yavaş yavaş. Bilinçli şekilde onu aşağı doğru böyle sanki itiyormuşuz gibi. Ya da aşağıdan çekiyormuşuz gibi böyle bir hisle beraber. Yavaş yavaş indirin onu aşağı doğru. Bu sizin ne kadar gevşediğinizle alakalıdır, paraleldir. Ne kadar gevşemişseniz o enerji o kadar aşağıda olur. Ne kadar gevşemişseniz o enerji o kadar aşağıya inecek, inecek. Öyle bir hal gelecek ki o enerjinin, iç enerjinizin üzerinde oturacaksınız. Bakın, o enerjinin, iç enerjisinin üzerinde oturacaksınız. Bu teslimiyet halidir. Bakın, o iç enerjisinin, kundalini enerjisinin yavaş yavaş aşağıya inmesi ve onun üzerinde oturacaksınız. Sessizce üzerinde oturacaksınız. Düşüncelerinizin peşinden gitmiyorsunuz. İç enerjinize odaklanmışsınız. O enerjiyi yavaş yavaş aşağı doğru indiriyorsunuz. Ve onun üzerinde oturacaksınız. Dışınızdaki o sessizliği yavaş yavaş bedeninizde hissedin. Yoğun bir enerji tabakası dışarıda, sessiz bir yoğun enerji ve dışarıda bedeninizden yavaş yavaş bedeninizi sardığını hissediyorum. Bedeninizi dışarıdan sarıyor. Böyle yavaş yavaş. İçeriye doğru.
rahat bir haldesiniz. Düşünce yok. Duygular yok. Sadece hisler var. Hissediyorsunuz bedeninizi ve iç enerjinizi hissediyorsunuz. Üçüncü gözünüzden, yani alnınızdaki gözden ışıkları görebilirsiniz. Ama burada burnunuzun ucuna bakarsanız gözleriniz kapalıyken daha iyi olur. Yani gözlerinizi aşağı doğru indirin. İleriye doğru bakmayın. Gözleriniz kapalıyken gözlerinizi aşağıya doğru indirin. Aşağıya doğru. Yanaklarınıza doğru bakmaya çalışın. Bedeninizdeki o sessizliği hissedin. Dışarıdaki sessizliği hissedin. İçerideki sessizliği hissedin. Her yer sessiz. Her şey sessiz. Herhangi bir beklenti içinde olmayın. Zihin çünkü bekler, bir şeyler olmasını bekler. Beklenti içinde olmayın. Beklemek demek geleceğe odaklanmak demektir. Sadece varlığınızı hissedin. Bakın sadece varlığınızı, bedeninizi, daha sonra iç bedeninizi hissedin, iç enerjinizi hissedin. Beden, zihin, duygular, hisler içeriye doğru, iç katmana doğru, madene doğru iniyoruz. Yavaş yavaş kazıyoruz şimdi, madene doğru gideceğiz. Dışarıdan içeriye doğru. Kalbinize odaklanın. Kalp atışınıza odaklanın. Onun ritmini dinleyin. Sizle beraber. Allah. 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 Allah.
yani canım. Adem Hocam. Nasılsınız? Yani ben tüm vücudum uyuştu. Bütün kulaklarıma varana kadar, saç diplerime varana kadar acayip bir enerjinin içindeydim. Güzel. Güzel. Güzel yani bu kadar zaman normalde insanlar bu kadar kalamazlar ilk seferlerinde. Kısa zamanda şey olurlar yani. Hala da üzerimde şu an. Güzel. Güzel. O zaman hiç konuşmamak daha iyi. Sessiz kalın ve o enerjiyi hissedin. Bunu bozmayın.